biz hep birlikte kenetlenerek bu sistemden, bu ucube sistemden inşallah yani HDP'nin oyları da önemli diyor. Evet, başka şimdi, türlü bir yolu yordamı yok. Edis Bey, Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili bir analiziniz var. Çok önemli. Ona da vaktimiz yettiğince yine size söz hakkı vermek isterim o konuda ama az önce Saruhan Bey, Cemal Bey'e bir söz hakkı ama istedi ve bir cevap Saruhan vermek Bey istedi. Saruhan Bey de bir söz hakkı vermek istedi. Bakın şurada bir anlaşalım. Evet. Ben HDP seçime girmesin, HDP Millet İttifakı'na oy vermesin. Demiyorsunuz. Böyle bir derdim yok. Ben diyorum ki HDP'nin seçime girmesi olumludur diyorum ya. Bir partidir HDP, seçime girme kararı alıyorsa ben bunu doğru bulurum. Doğru. Ayrı aday da olumludur diyorsun ama. Tabii, ayrı aday da olumludur. Biz de ayrı aday yani, olumlu değil diye bakıyoruz. Olabilir. Sanki. Ben de Millet İttifakı olarak Kürt seçmene bile diyeceğim ki HDP'ye oy verip %10'da kalıp da Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede yeniden bir 5 yıllık saltanat kurmasına devam diyeceğinize HDP'ye siyasi anlamda oyunuzu veriyorsunuz ama Cumhurbaşkanlığında Millet İttifakı'na verin. Biz bu ülkede haksızlığı, yolsuzluğu 20 yıllık Moğol istilasından bu tarafa en büyük yağma, soygun düzenini yıkmaya talip olmak için 6 parti bir araya geldik. 13. Cumhurbaşkanı millet masasından çıksın istiyoruz diye köy köy Güneydoğu'da da gezeceğiz canım yani. Evet. HDP'ye bırakacak halimiz yok ki. Saruhan Bey, siz ne diyeceksiniz? Cevap hakkı istemiştiniz. Buyurun lütfen. Ya aslında çok söylenecek bir şey yok. Yani biz kendimize güveniyoruz. Evet. Seçmenimizi biliyoruz. Oy oranımızı aşağı yukarı biliyoruz. 2014'ten beri girdiğimiz her seçimde oylarımızı arttırdığımızı biliyoruz. Bundan dolayı da bir kibrimiz yok. Bir şımarıklık içinde filan da değiliz. Ama Türkiye'de demokrasi mücadelesinde, adalet ve hukuk mücadelesinde yerimizin çok önemli olduğunun farkındayız. Ve bu mücadelenin kazanılabilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bedeller de ödüyoruz HDP olarak. Her gün bedel ödüyoruz bunun için. Şimdi niye bunları söylüyorum? Bizim bir politikamız var. Bir strateji kurmuşuz kendimize göre, doğrusuyla yanlışıyla. Bu stratejiye göre biz 2021'in Eylül ayında, 27 Eylül'de bir tutum belgesi açıklamışız. Biraz evvel İdris Bey de değindi. O tutum belgesinde seçimlere nasıl baktığımızı çok açık bir şekilde söylemişiz. Daha ortada altılı masa falan yoktu yani biz bunu söylediğimizde. Altılı masa sonra kuruldu. Millet İttifakı, yerel seçimden kalan bir Millet İttifakı vardı. Biz o zaman söyledik, dedik parlamento seçimlerine kendi ittifak anlayışımızla gireceğiz. Kendi ilişkilerimizle, bileşenlerimizle ve ittifak güçlerimizle gireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimi %50 artı 1'dir ve çok önemlidir. Türkiye'de bu seçim, bu Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı zamanda rejimi değiştirmesi gereken anladım, bir seçimdir. Dolayısıyla herhangi bir seçim değildir. O yüzden de bunu önemsiyoruz. Güçlü bir demokrasinin oluşmasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle de bazı konuları müzakere etmek istiyoruz dedik. Bu bazı konular dediğimizde çok 11 maddede toparladığımız konulardı bunlar. Ve işte ekonomiden demokrasiye, hukuk alanına kadar, çevre konularına kadar başlıkları içeriyordu. Bunları da değişmez konular diye söylemedik. Ama bunları müzakere etmek istiyoruz. Neden müzakere etmek istiyoruz? Çünkü Türkiye'de eğer bir değişim yaşanacaksa bir geçiş süreci olacak. Bu geçiş süreci hem şu anda var olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altındaki tek adam yönetiminden bir çoğulcu demokrasiye, güçlü bir demokrasiye geçiş olacak. Aynı zamanda sadece yasal anlamda değil, anayasal değişikliklerinde yapılması gerekecek. Dolayısıyla hem mecliste yasa çıkartacak 301'in bulunması gerekir, hem mecliste anayasa değişikliği yapacak en az 360'ın bulunması gerekir referanduma gidilmesi için. Bir de Cumhurbaşkanı'nın bulunması lazım bence. Evet, bir de Cumhurbaşkanı'nın bulunması en başında söyledim. Evet. Mevcut şimdi, sistemde. Evet, dolayısıyla bütün bu gerçekler ortadayken biz sorumluluğumuzu biliyoruz, bu konuları müzakere etmek istiyoruz dedik. Ama dedik, biz de kimse bunu müzakere etmek istemeyecekse, bu müzakere yapılmayacaksa, biz bir parti olarak, bizim şu andaki kamuoyu yoklamalarında %12-13 minimum oyumuz görünüyor. Bir parti olarak kendi yolumuzda yürümeye devam ederiz, kendi adayımızı çıkartırız ve mücadelemizi sürdürürüz. Şu anda bu kesin bir noktaya geldi mi? Gıdım gıdım şimdi, geldi Murat'ın dediği gibi kesin bir noktaya geldi şimdi, mi yoksa? İşte onu söylüyorum. Bakın 25 Ekim'de biz bir yıl, 2021'de söyledik bunu. Bir yıl sonra 2022-25 Ekim'inde Mithat Sancar grup toplantısında dedi ki aday isimleri üzerinde çalışmak üzere bir komisyon kuruldu ve bu çalışma başladı dedi.
Şimdi bugün eş genel başkanımız Pervin Buldan'ın söylediği bunun devamı olarak, yani bu çalışma devam ediyor. Biz kendi adayımızla girme eğilimimizi bir kez daha vurgulamış oluyoruz. Ama bileşenleriniz de biz tip ve emip biz ortak adayda Sarı Üstü'nden bir açıklamalar yaptılar bugüne kadar. Olabilir, yaparlar. Herkesin siyasi partidir, herkes kendi açıklamasını yapabilir. Ama sonuç olarak biz yaklaşımımızı sunuyoruz. Biz demiyoruz ki bizle müzakere etmeyin. Bizle müzakere edilirse, konuşulursa, eğer ortak bir noktada buluşulursa bir ortak adayda elbette ki biz de buluşmak isteriz. Ama buluşulmuyorsa da kendi adayımızla gideriz. Ama İstanbul'da yaptığınızı da, İmamoğlu örneğinde yaptığınızı da yapabilirsiniz. Sanki. O yerel seçimdi. Özellikle de Kılıçdaroğlu'nuza sıcak mısınız sanki? Şimdi bakın, isim tartışmadık bugüne kadar, tartışmayacağız da. Kılıçdaroğlu çok saygıdeğer bir muhalefet partisi lideri, ana muhalefet partisi. İsim tartışmıyoruz. Doğru da olmaz. Altılı masaya da haksızlık etmiş oluruz. Hani biz dışarıdan sanki altılı masaya bir şey empoze ediyormuşuz gibi. Doğru bulmayız bunu, yapmayız da. Ama sizin verdiğiniz örnek yerel seçim örneğidir. Yani İstanbul'un yönetimidir söz konusu olan. Biz o yerel seçimde bir taktik uyguladık ve doğru bir taktikti. Tuttu bu taktik. Sadece İstanbul'da değil, bütün büyük şehirlerde tuttu. Bence şimdi de taktiği uygulamalısınız. Daha kritik ya. Belediyeden Hakan daha Bey, kritik. Şimdiki bir belediye seçimi değil, ülke yönetimi ve ülke şu daha anda kritik. Büyük bir uçurumun eşiğinde ne hukuk kalmış, ne demokrasi kalmış, ne adalet kalmış, ne insan hakları kalmış, ne özgürlükler kalmış. Ekonomi felaket durumda. Şimdi böyle bir durumdayken, yani bir belediye seçiminde uyguladığınız taktiği uygulayamazsınız. Bazı konuların müzakere edilmesi lazım. Eğer bu kadar basit olsaydı altılı masa niye o kadar aylardır çeşitli çalışmalar yapıyor? Yok anayasa taslağıydı, yok geçiş süreci nasıl? Demek ki önemli bazı şeyler. Doğru. Dolayısıyla bir cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için ve herhangi bir seçimde olmadığı için bu konuların müzakere edilmesi lazım. Biz bunu açık yüreklilikle söylüyoruz. Gizli falan bir şey yok. Cemal'e itirazım var demiştin. Ona itirazım şuradan kaynaklanıyor. Şimdi hani herhangi bir seçim olsa şu rahatlıkla konuşabiliriz. Yani bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ben diyebilirim ki olsun tamam Cemal Bey siz de sonuç çıkınca görürsünüz HDP lazım mıymış değil miymiş derim. Oo. Ama öyle bir seçim değil bu. Bu seçim ülkenin kaderinin belirleneceği ve bütün toplumun gerçekten inim inlediği bir dönemin sona erip ermeyeceğine dair bir seçim. O yüzden hani ben o rahatlıkla Cemal Bey'e diyemiyorum ki ya Cemal Bey görürsünüz sonunda HDP lazım mıymış değil miymiş diye. Bütün kamuoyu yoklamaları, hani ben sizin alanınıza girmiş olmayayım ama bütün kamuoyu yoklamaları HDP'nin anahtar parti olduğunu net olarak ortaya koyuyor. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı oransal olarak başa baş gelmiş vaziyetteler. 1-2 puan oynama var aralarında. Evet. Araştırmalara göre ama ciddi kamuoyu araştırmaların hepsi HDP'nin anahtar parti olduğunu söylüyor. Biz bundan dolayı diyorum bir şımarıklık içinde değiliz ama hani kendi seçmenimizin, partimizin politikalarını da küçümsenmesine, önemsenmemesine asla izin vermeyiz. İzin vermiyorsun. Bugün meclisin 3. büyük partisiyiz ve bu iddiamızı sürdürüyoruz. Evet. Yeni dönemde de. Şimdi tabii biliyorsunuz İdris Şahin'in de bir dikkat çektiği analizi var. Vaktimiz varken ona sormak istiyorum ama özetlersek muhalefet bildiğiniz gibi yeni seçim yasasının yürürlüğe geleceği o 6 Nisan'dan sonraki göstermelik bir erken seçimi kabul etmiyor değil mi Cemal Bey? Onun da açıklamaları asla, var ama yani, asla kabul etmiyor. Asla öyle bir şey. Evet. De var, şimdi, Bildir'de de var zaten. Eğer 7 Haziran 7 Nisan öncesinde bir seçim kararı alırsa, erken seçim alırsa hayır destekleriz. Diyorsun. Hayır. Destekleriz. Desteklersiniz. 7 Nisan pardon. Öncesinde bir seçim kararı alırsa, yani 6 Nisan öncesinde evet. Destekleriz. Sonra. Ama